Bu cümleler noktanın aşağıdaki görevlerinden hangisini örneklendirmez? Bir kızım 18.08.1995'te doğdu. Arkadaşlar bu cümlede tarihlerde ay, yıl ve gün gösteren sayıların arasına konulmuş bir nokta var. Hemen bakıyorum bu bana E seçeneğinde verilen bilgiyi doğrulamakta. Bahçeli evler 7. caddede oturuyor derken 7. ınca ince, ince anlamında sıra bildiren bir ifade için kullanılmıştır. Dolayısıyla C'de verilen yargıyı da çıkardım. Akşam yemeği 18.30'da başlıyor derken saat ve dakikaların arasına nokta koyuyoruz arkadaşlar. Buradan da B gitti. Yazım kılavuzu TDK yayınları Ankara 2005. Ne yaptı? Kitapların, dergilerin künyelerinin sayılmasındaki en son yere nokta kullanılacağını gösterdi. Buradan da D seçeneğe gider. Ancak bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta konur. Yani birinci bilgi veriyor ya da A maddesi diyor bilgi veriyor ya bunun gibi bir örnek yukarıda yok. O yüzden cevap A. Karaca olan der ki islim müerler ağı oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye ederler. Benim haktan özge sevdiğim mi var? Bu dörtlükteki altı çizili sözcükte kesme işaretinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir? Arkadaşlar halk şairleri şiirlerinde hece ölçüsünü tutturabilmek için artık olan bir heceyi ne yapmak adına diğer dizelerdeki diğer mısralardaki hece sayısı ile eşitlemek adına ünlüleri düşürebiliyorlar. İşte bu ünlünün düştüğünü göstermek için de kesme işareti konuluyor. Şuradaki karaca oğlan yerine A'nın düştüğünü göstermek için kesme işareti koyuyor. Bunu da dediğim gibi hece ölçüsünü tutturabilmek için yapıyor. Dolayısıyla D'de verilen şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için konulmuştur bilgisi kesme işareti için söylenebilir. Cevap D. Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Beyaz tenli orta yaşlı bir bayan. Arkadaşlar burası eş görevli sıralanmış sözler var. Dolayısıyla ard arda sıralanan eş görevli kelimelerin arasında virgül konur. Kapının önünde durdu. Bakın burası bir cümle. Kapıyı araladı bir cümle. İki cümleyi ard arda sıralarken normalde virgül koyarız. Ancak TDK der ki ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül konur. Dolayısıyla biz de buraya noktalı virgül koyuyoruz. Buradaki virgülden dolayı. Tam içeri gireceği sırada görevli. Şimdi alt satıra inmiş. Demek ki bir konuşma çizgisi gelecek. Konuşma çizgisi uzun çizgiyi koydum. Bir saniye hemşerim. Nereye gidiyorsun böyle? Alıntı bitti dedi nokta. O halde sıralamada virgül noktalı virgül konuşma çizgisi ve virgül olacak. Bakıyorum seçeneklerde D'de verilmiş sırasıyla cevap D. Hazır formüllerle zayıflamaya çalışmak günümüzün modası oldu. Bu cümlede hazır sözcüğünün cümleden çıkarılması cümlenin anlamında hiçbir daralma yapmaz çünkü formül sözcüğünün anlamında zaten hazır anlamı vardır ve hazır sözcüğü cümlede gereksiz kullanılmıştır. Buna göre bir merdivenlerden aşağı koşarak indi. 2. Oturduğu yerden ayağa kalktı yanıma geldi. 3. Arkadaşına kızınca onun bütün gizli sırlarını ortaya döktü. 4. Bu durumda susmaktan başka bir şey yapamadım cümlelerinin hangilerinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır? Arkadaşlar öncüde verdiği bilgiden yola çıkarak gereksiz sözcük kullanılmış 4 tane cümle var ya da 3 tane bakalım hangisinde ya da hangilerinde gereksiz sözcük kullanılmamış. Birinci cümlede merdivenlerden koşarak indi demesi yeterli çünkü bir insan merdivenlerden iniyorsa zaten aşağı iniyordur. Dolayısıyla aşağı kelimesi gereksiz. Oturduğu yerden ayağa kalktı erken bir insan oturduğu yerden kalkıyorsa zaten ayağa kalkıyordur. Dolayısıyla ayağa kelimesi de gereksiz değil mi? Ama da kalkacak hali yok. Arkadaşına kızınca onun bütün gizli sırlarını döktü. Sırlar zaten gizli olur. Açık açık bir sır olmaz. Dolayısıyla gizli kelimesi gereksizdir. Yani 1, 2, 3 de Yukarıda verdiği gibi gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Dörtte ise hiçbir gereksiz sözcük yok. Bu durumda susmaktan başka bir şey yapamadım. Her kelime kendi anlamında, kendi yeterliliğinde cümlede yer almış. Tertemiz bir cümle sevgili arkadaşlar. O yüzden cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bir, Anadolu'da insanlar susarsa renkler dile gelir konuşurlar. Bu cümlede anlatım bozukluğu yok. İki, buna sessizlik içinde duyulan sesler diyebilirsiniz. Burada da yok. Anadolu süslemelerinin her birinde ayrı bir anlam vardır. Burada da yok. Süslemelerin hiçbiri boşuna yapılmaz. Bir duyguyu, bir düşünceyi yansıtır mutlaka. Burada var arkadaşlar bir duralım. Süslemelerin hiçbiri boşuna yapılmaz bir cümle. Bir duyguyu, bir düşünceyi yansıtır mutlaka bir cümle. Şimdi yapılmayan süslemelerin hiçbiridir. Ama yansıtan süslemelerin hiçbiri değil. Süslemelerin hepsi ya da arkadaşlar süslemeler bir duyguyu düşünceye yansıtır mutlaka demesi gerekir. Özne eksikliği anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Cevap D. Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisinin çıkarılması cümlenin anlamında bir bozulmaya ya da daralmaya yol açmaz. Nasıl ki hiç kimse bu duruma itiraz etmiyor, o da kendi hakkı da razı olup otursun oturduğu yerde. Arkadaşlar bu cümlede kendi sözcüğünü cümleden çıkardığımızda anlamda bir daralma yol açmaz. Çünkü kastettiği kişi zaten o belli. Üçüncü tekil şahıs. Dolayısıyla kendi kelimesi anlamı kuvvetlendirmeye yarayan bir dönüşlülük zamiri. Cümlede tek başına herhangi bir öge değil ki çıkarıp okuyalım. Nasıl ki hiç kimse bu duruma itiraz etmiyor. O da hakkına razı olup otursun oturduğu yerde diyorsunuz. Anlamda bir değişiklik, daralma, bozulma olmuyor. Bu yüzden cevap D bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Hızlıca seçeneklere göz atalım. Dizelere öyle bakalım arkadaşlar. Ünsüz düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması, ulama ve ünsüz yumuşaması. Küçüktüm, küçücüktüm. Oltaya attım denize, oymuş diyorum zavallı şairin görüp göreceği. Arkadaşlar buradaki küçük idim derken i'nin düşmesi, ünlü düşmesi olarak kabul edilir. Seçeneklerde yok. D sesi T'ye dönüşmüş, ünsüz benzeşmesidir. B gider. Küçücüktüm derken şuradaki K ünsüzü cık küçültme ekini alırken düştü. Dolayısıyla ünsüz düşmesi dediğimiz ses özelliği de var. Yine idim derken i ünlüsü düşüyor. D t'ye dönüşüyor. Ünsüz benzeşmesi var. Oltayı attım denize derken atmak fiiline d diye peki getirilirken d sesi t'ye dönüştü. Yine ünsüz benzeşmesi var. Denize. Oymuş, o imiş, ünü düşmesi. Diyorum derken demek fiili yor şimdiki zaman ekini alırken e geniş ünlüsü i'ye dönüştü yani ünlü daralması oldu arkadaşlar zavallı şairin görüp göreceği görüp göreceği derken acak ecek sıfat fiil eki K ünsüzlüğüyle bitti. Ünlüyle başlayan B kaldığında yumuşak G ile dönüştü. Ünsüz yumuşaması gerçekleşti. Verilen dizelerde ulama yok. Çünkü ulama bir kelimenin ünsüzle bitmesi ve ardından gelen kelimenin ünlüyle başlaması durumunda ulanarak okunmasıydı sözcüklerin. E bakıyoruz burada bu kuralı sağlayan bir sıralama yok. Bu yüzden cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Anadolu'nun tarihi özellikleri birçok araştırmaya kaynaklık etmiştir. Bu cümlede yok. B. Bana ne zaman söz verdiyse mutlaka sözünü yerine getirmiştir. Bu cümlede de yok. C. Beklemekte olduğunuz konuk az önce yanındakilerle salona girdi. Arkadaşlar bu cümlede gereksiz kullanılmış bir yardımcı eylem var. Biz etmek, eylemek, olmak, yapmak, kılmak gibi yardımcı eylemleri kendinden önceki isimlerle birlikte kullanabiliriz ancak burada beklemekte olduğunuz derken gereksiz kullanılmış. Çünkü beklediğiniz konuk demesi yeterli. Yardımcı eylemin gereksiz kullanımı anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Beklediğiniz konuk demesi yeterli. Yardımcı eyleme gerek yok. Bu yaşananlardan dolayı bana sitem etmeye hakkınız yok ki. Bu da doğru. Ağzından çıkanı kulağın duymazsa herkes sana cephe alır. Bu cümlede de bir problem yok. Cevap C. Bu parçadaki numaralı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Program kelimesinin yazılışı doğrudur arkadaşlar. Yumuşak gel yazılsaydı yazım yanlış olurdu ama şu anda gayet doğru. Yüz yüze bir ikilemedir. Yüz yüze baş başa saç saça gibi ikilemeler ayrı yazılır doğru. Yoğurtçu parkındaki derken parkın ismidir, özel isimdir. Büyük harfle başlar her bir kelimesi. Gelen ekin kesmeli ayrılması doğru. Ki sıfat yapan ki bitişik yazılmış kendinden önceki kelimeye doğru. Kitap şenliği derken şenlik, festival, açılış, açık oturum gibi özel isimler, kutlama günleri, anma günleri büyük harfle başlar. Her bir kelimesi doğru. Gelenekte kesmeli ayrılmış doğru. Ayaküstü kelimesinin ayrı da bitişikle yazılma durumu var. Eğer ayaküstü kelimesi kısa sürede acele olarak anlamında kullanılıyorsa bitişik yazılmalı. Çünkü üst kelimesi kendi anlamını yitiriyor. Gerçekten ayağın üstü anlamındaysa o zaman ayrı yazılır. Cümleye bakalım o halde. Orada aynı sahnede sanatçılarla birlikte yer almanın dışında ayaküstü söyleşip bir hatıra fotoğrafın anısı kalmıştı dedi. Burada ayaküstü acele olarak kısa sürede anlamında. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış yazılmıştır bu anlamı karşıladığı için artık ayağın gerçekten üstü anlamında değil. Dolayısıyla kelimenin bitişik yazılması gerekir. Kısa sürede anlamını, acele olarak anlamını kazandığı için. Bu yüzden cevap E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir alacakaranlık. Arkadaşlar alaca karanlık kelimesi yanlış yazılmıştır. Çünkü alacak kelimesi kendinden sonraki kelimeyle ayrı yazılıyor. Bir anlam kaybı yok çünkü. Alaca renk anlamında ala yakın anlamındadır. Biraz boz anlamındadır. Dolayısıyla buradaki anlam kaybının olmaması bu kelimenin ayrı yazılmasını gerekli kılar. Bitişik yazdığı için yazım yanlış yapmış. Cevap 1. Diğerlerini de görelim. Tan yeri aydınlanda aydınlanacak derken tan yeri ayrı yazılır arkadaşlar doğru. Ara sıra ikilemedir ayrı yazılır doğru. Bir adam süleyti beliriyor doğru. Sonra bir anda ayrı yazılır doğru. Ortadan kayboluyor. Ünlü düşmesi olduğu için bitişik yazılır doğru. Tüm bunlar adına kara kulak denen kuşun artık bir yeni kuş türünün ismi olmuş. iki kelime de kendi anlamını yitirmiş. Dolayısıyla bitişik yazılır doğru. Sesleri eşliğinde oluyor. Diğer cümlelerde herhangi bir yazım yanlış yok. Cevap A. Bu parçadaki noktalama işaretleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Can kurtaran halkası, tutamdandır markası, kimseye karşı yoktur gösterişi cakası. Yanıtı simit olan bu eski İstanbul bilmecesi günlük yaşamımıza nedenle girmiş olduğunu yansıtmıyor mu simidin? A. Eğik çizgi yan yana yazılmış dizelerin arasında konmuştur. Evet arkadaşlar biz normalde bir şiirin bir dörtlüğün dizelerin alt alta yazıldığını biliyoruz. Burada yan yana yazıldığını göstermek için eğik çizgiden yararlanılmıştır doğrudur. Ve 3 nokta sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek ifadeye güç katmak için konmuştur. Doğru bu da doğru 3 noktayı e, aynen bu anlamda sözün bir yerde kesildiğini okuyucunun hayal gücünü bırakıldığını gösteriyor. C. Olduğu gibi aktarılan bir sözcük tırnak işareti için alınmıştır. Hayır arkadaşlar burada olduğu gibi aktarılan alıntı bir söz yok. Burada özellikle vurgulanmak istenen simit kelimesi tırnak için alınmıştır. O yüzden cevap C görünüyor. D. Soru eki içeren cümlenin sonunda soru işareti konmuştur. Yansıtmıyor mu derken evet bu cümle bir soru anlamında dolayısıyla sonuna soru işareti konmuştur. Virgül Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konmuştur. Şurası arkadaşlar. Yanıtı simit olan bu eski İstanbul bilmecesi. Buraya kadar komple öznedir. Yükleme uzak düştüğü için virgülle öne çıkarılmak istendi. Doğru cevap C. Bu dizelerdeki numaralı sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birincide ünlü daralması vardır. Arkadaşlar kelimemizin kökü demektir. Demek fiili y kaynaştırma ünsüzlüğünün etkisiyle içerisindeki e ünlüsü i'ye dönüştü. Daraldı. Dolayısıyla a doğru. B ikincide ünsüz yumuşaması vardır. Yaşadığıma kelimesi yaşamak fiiline getirilen dıktık sıfat fiil ekili oluşmuştur. Sonrasında aldığı ünlüyle başlayan ek sayesinde k yumuşak g'ye dönüşmüş. Dolayısıyla ünsüz yumuşaması vardır. C üçüncüde ünlü değişimi vardır demiş. Bana kelimesi arkadaşlar ben kelimesine getirilen a e yönelme hal ile birlikte bana'ya dönüşmüş. Dolayısıyla ünlü değişimi gerçekleşmiş doğru. Dördüncü de büyük ünlü uyumuna aykırı bir ek vardır. Hemen bakıyoruz yor eki var doğrudur. Söylemiyor aslında burası. Ünlüler incedir. İnce ünlü yordaki o kalın ünlüyü alarak ünlü uyumuna aykırı bir unsur oluşturmuş. Dolayısıyla doğrudur. Ve ayrıca ünlü daralması var. Bakın burada onu da görelim. Beşinci de ünsüz ikizleşmesi vardır. Yani ünsüz türemesi vardır demiş. Yollara kelimesinde arkadaşlar ikizleşme yok. Çünkü yol kelimesi larlar çokluk ekini almıştır. Sonrasında a e yönelme ekini almış. Ancak buradaki lar çokluk ekidir. L türeme değil. Ların L'sidir arkadaşlar. Dolayısıyla ikizleşme yoktur. Cevap E.